İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van'da kar kalınlığı 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı. Uzman görüşü, Türk ambargosu Ermenistan'a zarar verebilir ancak. Ara Ayvazyan, İran Büyükelçisi ile Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınır bölgelerinde Azerbaycan'ın kışkırtıcı eylemlerini görüştü. Savaş sırasında öldürülen askerlerin cesetlerinin arama çalışmaları yeniden başladı. Vahram Dumanyan, Maçanens adlı kültürel kale şehrin ilan törenine katıldı. Gomidas'tan Gomidas adlı fotoğraf kitabının sunumu Gomidas Müze Enstitüsü'nde gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın unutulmaz tarihi yapıları, Dersim'in Pertek Kalesi. Nubar Afeyan, aşı üretimiyle zenginleşen 9 yeni milyarderden biri. Batı Ermenistan'ın birçok yerinde insanlar denize girerken Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan yayla yolları ise yeni yeni kardan temizleniyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaz aylarında uğrak yeri olan Bahçesaray ilçesindeki yaylaların yolları Mayıs ayı olmasına rağmen hala bir kısmı kardan dolayı ulaşıma kapalı. Kışın en çok kar yağan ve yolları bir dönem 6 ay boyunca kapalı olduğu için 9. gezegen olarak bilinen Bahçesaray'ın Sündüs Yaylası'nın yolunda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yol ulaşıma açıldı. Sputnik Armenya Ajansı'nın yayınladığı Türk ambargosu Ermenistan'a zarar verebilir başlıklı yazısını sizlere sunuyoruz. Yetkililerin iş dünyasına ambargonun en az 3-4 yıl süreceğini açıkça belirtmesi gerekiyor. Bu durumda işletme, yerel üretime daha fazla yatırım yapmaya başlayacak. Pamuk gibi ve diğer Türk ham maddelerinden vazgeçmek hala gerçekçi değil. Hazır maldan vazgeçmek bile zaman ve çaba gerektirecektir. 2021 yılının ilk çeyreği sonuçlarına göre daha önce Türkiye'den ithal edilen bir takım malların şimdi Ermenistan Cumhuriyeti'nde üretilen hacmi arttı. Ancak ambargonun Ermenistan'ın ekonomisine gerçekten yardımcı olması için en az 3-4 yıl sürmesi garanti edilmelidir. Export Armenya uzman topluluğunun kurucusu Emil Stepanyan, Sputnik Armenya ile yaptığı görüşmede Türk ambargosunun nüanslarını anlattı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yerevan'daki Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zahuri'yi 24 Mayıs'ta makamında kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan NewsIM'e aktarılan bilgiye göre görüşmenin odağında bölgesel güvenlik ve barış konuları yer aldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınır bölgelerinde Azerbaycan'ın kışkırtıcı eylemlerinin yarattığı duruma değinildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili, Ermenistan'ın bağımsız topraklarına giren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin derhal ve koşulsuz geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Muhataplar, Ermeni-İran gündemine ilişkin bir dizi konuda görüş alışverişinde bulunduğu ve son dönemdeki üst düzey ziyaretlere ve bunların sonucunda varılan anlaşmaların uygulanmasına özel önem verdiler. Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Artsakh'ın Varanda Fuzuli bölgesinde bir arama ekibi ölen askerlerin cesetlerini arama çalışmalarına bugün devam ediyor. Çalışmanın 4 Mayıs'ta askıya alındığını belirtelim. Ateşkes sonrasında Artsakh'ın kontrolü dışındaki bölgelerde bulunan veya Azerbaycan tarafından aktarılan toplam ceset sayısı 1553'tür. Ön verilere göre bunların 27'si sivil. Ermeni Birliği Haçı adlı hayırsever kültürel sivil toplum örgütü Eçmiadzin'de Maçanens adlı kültürel kale kentini kurdu. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı'ndan NewsIM'e aktarılan bilgiye göre 21 Mayıs'ta Bakan Vekili Vahram Dumanyan ve Bakan Yardımcısı Ara Hızmalyan'ın katılımıyla Maçanens Dun adlı merkezde kale kentinin ilan edilmesinin resmi töreni gerçekleştirildi. Eğitim, Spor ve Bilim Bakanı Vekili Dumanyan bu benzersiz kültür beşiğini yaratma fikrini memnuniyetle karşıladı ve etkinlik çerçevesinde Ermeni Birliği Haçı Örgütü'nün kurucusu Grigor Maçanets Babahanyan'ı Ermeni kültürünün gelişmesine ve tanıtımına katkılarından, yenilikçi yaratıcı yaklaşımlarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın altın madalyasıyla ödüllendirdi.
Gomidas adlı müze enstitüsünde Araharu Dünyan, Gomidas'tan Gomidas'a başlıklı resimli kitabın sunumu gerçekleşti. Resimli kitapta müzede aynı isimli sergide yer alan ünlü heykeltıraş, mimar, ressam, Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Araharu Dünyan'ın Gomidas'a ithaf ettiği heykelleri, çizimleri ve eskizleri yer alıyor. Resimli kitapta ilk kez Araharu Dünyan'ın tamamı Gomidas konulu olan eserleri sunuldu. Ailevi ve özel koleksiyonlar ile ayrıca Ermenistan Ulusal Galerisi koleksiyonundan da eserler yer almaktadır. Batı Ermenistan'ın Dersim'de Ararat Krallığı döneminde tepenin üzerine inşa edilen 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşup maviliklerin arasında hayran bırakan 2800 yıllık Pertek Kalesi cazibe merkezi olma yolunda. Milattan önce 8. yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri bir tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi 1974 yılında Keban Barajı'nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu. Pertek ilçesinin en önemli değerlerinden biri olan kale Ararat Krallığı'ndan Perslere, Helenlere, Roma'ya ev sahipliği yaptı. 2800 yıllık kale iç içe iki surdan oluşuyor ve surlar arasında yapı kalıntıları bulunuyor. Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut. Tarihi kale konumu itibariyle Elazığ'da bulunan Harput Kalesi ve yine Pertek ilçesinde bulunan Sağman Kalesi birbirleriyle görüş mesafesinde. Pertek, Batı Ermenistan'ın incilerinden biri ve mutlaka görülmeye değer. Sevgili yurttaşlarımız, bu tarihi harika yapıyı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Business Insider tarafından açıklanan ve Bir Luler AM ajansı tarafından iletilen habere göre, Nubar Afeyan, aşı ürünleri üretimiyle zenginleşen 9 yeni milyarderden biri oldu. Milyarderler listesinde Moderna, CanSino Biologics ve Biotech gibi büyük ilaç şirketlerinin başkanları da dahil olmak üzere bir dizi bilim insanı yer aldı. Forbes verilerini kullanan rapora göre servetlerini sadece aşı üretimi yoluyla elde eden 9 yeni milyarder var. Ayrıca milyarderler listesinde şu anda serveti 1.9 milyar dolar olarak değerlendirilen Moderna şirketinin Ermeni başkanı hayırsever Nubar Afeyan da var. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saak yan tarafından seslendirilen Soskum'un Ahavor adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Zin kashvil i sergu atsvots bimbashin karvi ogan chetsuts bimbashin karvi ogan chetsuts. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.